Karakterimiz Fehmi 22 yaşında. Küçük yaşlarda ailesini kaybettiği için yetimhaneye yerleştirildi. Ve tabii belli bir yaştan sonra sokaklarda yaşamak zorunda kaldı. Bir yıl boyunca her yerde çalışacak iş aradı. Ama nereye giderse gitsin Suriyeli ve Afgan çalışanlar neredeyse bedava denecek rakamlara çalıştığı için "İş beğenmiyor ya bunlar, çalışası yok, çalışmak istese işçi yok" gibi sözlere mağdur kaldı. Ama Fehmi pes etmedi. Çöplerde bulduğu, kütüphanelerden ödünç aldığı kitapları okuyordu sürekli. Kendini geliştirmesi lazımdı. Sokaklarda bulabildiği kadarıyla su ve yemek ile hayatta kalmaya çalışan Fehmi sık sık sokak röportajlarına denk geliyordu. Yaşlı amcalarla tartışmalara giriyor ve ekonominin kötü olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Ama yaşlı amcaların tek dediği şey... Paralı telefon var cebinde. He? Kaç paralı telefon? Hatta bununla da yetinmiyorlardı. Lan çaktın 40 liralık saat 8. O günler kaz ya alamadı. Pes etmişti Fehmi. Dayılar kazanmıştı. Anlamıyorlardı onu. Tek hayali vardı Fehmi'nin. Bir gün yurt dışında yaşamak. Yine monotonlaşmış bir güne uyandı. Çöpleri karıştırıyor, yiyecek bir şeyler arıyordu. O arada eski çöpe atılmış bir mont buldu. Çok sevindi. Havalar soğumuştu. Hemen giyindi ve bir aynaya bakıp "Param olsa yakışıklı çocuğum he" deyip kendi kendine güldü. Elini pantolonun cebine attığında bir kağıt buldu. O da neydi? Bir bahis kuponu. Tarihi geçmiş tutmamış bir kupondur diye düşündüğü anda tarih gözüne çarptı. Güncel ve henüz sonucu belli olmamış bir kupondu. Üstelik eğer tutarsa tam 50.000 TL kazanacaktı. Büyük bir mutluluk ve umutla maçların oynanacak tarihlerini bekledi. Son maça kadar tüm maçlar tutmuştu. Sadece tek bir maç kalmıştı. Bir kafenin önüne gidip takip etti maçı. Evet, o maç da istediği gibi geçti. Kupon tuttu. Ne yapacağını bilmiyordu Fehmi. Sağa solda kim gördüyse sarıldı. Hayat ilk defa yüzüne gülmüştü. İlk işi tüm parasını harcayacak bile olsa yurt dışına çıkmaktı. Gerekirse sokaklarda yaşayayım, bir iş bulurum orada nasıl olsa diyordu. Hem telefonu çıkarcı dayılardan da kurtulacaktı. Öyle de yaptı Fehmi. Az bir parası kalmış olsa da yurt dışına uçtu. And I'm feeling good. I'm feeling good. Bundan sonra ne olacaktı? Fehmi başarabilecek miydi? Başına neler gelecekti? İş bulabilecek miydi? GTA 5 Gerçek Hayat Fehmi ile başlıyor. You know how I feel, blossom on a tree. You know how I feel, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 Gerçek Hayat'ın ilk bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Fragmanımız geçen hafta yayınlanmıştı. Gerçi bu videonun öncesinde de izlediniz. Çünkü fragman çok fazla izlenmediği için ben bu videonun önüne de koydum. Başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Bu videoya şöyle güzel bir like patlaması bekliyorum. Like'larınızı gömçürelim böyle. Gerçek Hayat'ı seviyorsanız, daha öncesinde böyle o anılara gidiyorsanız izlerken ki yorumlarda bekliyorum sizi. O zaman başlıyoruz. Neredeyse her gün Nono Live'da canlı yayındayım arkadaşlar. Siz de ekrandaki adrese gelerek canlı yayınlarımızı izleyebilirsiniz. Fena eğleniyoruz. GTA 5 Gerçek Hayat'ı da canlı yayınlarda oynayacağız. Biz çok eğleniyoruz. Seni de bekliyoruz. Ve arkadaşlar Fehmi Türkiye'den sonra sonunda inişini yaptı. Biliyorsunuz ki Türkiye'de çok mutsuzdu. Başına milyon tane olay geliyordu. Ne işe alıyorlardı, ne bir yatacak yeri vardı. Gerçekten çok mutsuzdu burada. Bak suratından belli ama artık o çok mutlu. Neden? Çünkü kurtuldu. Evet abi. Her gecenin sonunda yatıyordu, hayal kuruyordu ve sonunda o hayalleri gerçek oldu. Evet abi. Ama acaba burada o düşündüğü gibi mi hayat? Acaba yaşlı amcalar burada da mı bulacak onu? Hepsinin rağmen. Acaba burada da mı iş vermeyecekler? Acaba burada da mı yatacak yer bulamayacak? Ve hepsini artık göreceğiz. Güzel bir serüven başlıyor. Şu anda da arkadaşlar 5M'de olduğuma bakmayın bu arada. Her ne kadar 5M'de de olsam normal single gibi oynayacağız. Eskisi gibi aynı. Roleplay olmayacak yani. Normal eskisi gibi. Gerçek hayatı zaten biliyorsunuzdur. Eskiden nasıl oynuyorsam aynen o şekilde olacak. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Bu arada bu seriyi seviyorsanız ve devam etsin istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle güzel bir like patlaması gelir bence ilk bölüme. Fragmanda zaten çok az izlendi fragman. O yüzden videonun başına koydum. Oradan izlemiş olabilirsiniz. Daha bir hafta öncesinde yayınladım fragmanı ama çoğunuz görmediniz bence. Şu an bu videoyu izleyenlerin çoğu görmedi diye düşünüyorum. O zaman şu anda kaldı. Bakıyoruz şöyle paramıza. Tam 1000 dolarımız kaldı arkadaşlar. Ne kadarımız vardı bizim? 50.000 dolarımız mı vardı? Neyimiz vardı? Bayağı bir paramız vardı. Hepsi gitti. İşte yok vize işlemleridir. Yok pasaporttur, yok efendim uçağa gittir, uçaktan geldir. Üstümüze başımıza bir kıyafet bile alamadık. Şu anda işte bu parayı az az harcayacağız. Burada bir taksici abimiz var. Abim boşsun inşallah. Taksi lazımdır abi. Bakıyorum. Herhalde boş ya. Vallahi biniyor. Vallahi bindim. Abicim kolay gelsin. Abicim kolay gelsin. Oğlum Usman Aga mı lan o? Dur bakayım.
Yok Osman Aga değil de şey değil mi bu? Mehmet Hoca. Akesu Duran'daki. Yok o da değil. Kim lan bu? Hayır suratını bana çevir 2 dakika ya. Oğlum Seyit ben Seyit. Ben bu adama önce bir yer söylemem lazım tabii. Abi şimdi ben bu adamla derdimi nasıl anlatacağım ben bu adama? İngilizce bilmiyor ki Fehmi. Burada kaldık bok gibi. Vallahi bir yapacak bir şeyimiz yok. Dur şimdi o zaman önce şöyle bir etrafı dolaşalım. Abi bak ben çevreyi yazdım ona gösteriyorum. Elinin körüne gider. Bence şöyle bizi bir etrafı gezdirsin. $1000'la etraf bir yerlerde kalabilir miyim bilmiyorum. Bu sokaklarda kalan insanlar nerede kalıyor? Oralarda bir yerlerde kalabiliriz. Sonuçta geceyi bir yerde geçirmemiz lazım. Hiç bilmediğimiz bir yer. Sonra çalışacak iş lazım bize. Böyle yolda yürürken ilanlara bakalım. O yüzden abicimiz bizi birazcık gezdirsin şöyle. Ben dükkanların ilan şeylerine bakacağım. Camlarına bakacağım. Herhangi bir iş veren var mı? Bana iş verirler mi? Onlara bakacağım. Göreceğiz. Abi geç geç. Lamba yok burada. Geç. Abi geç geç. Ya ne diyorsun abi ya? Geç. Allah. Allah çarpsın. Abi geç görmedik. Boş ver. Bir şey olmaz ya camına falan. Abicim sür şu arabayı düzgün sür ya. Sus lan. Hala dolaştırıyor bizi. Hala dolaştırıyor. Ben anlamadım. Gideceğimiz yer var. Gideceğimiz yer var. Abudik gubidik bir şeyler söyledi. Anlamıyorum da. Lan azıcık bir şey İngilizce anlıyoruz. O kadar da konuşamıyor. Anlamadım ki. Neyse ben buraya girip. Abicim borcum ne benim? Abi kaç para yazdı? Şimdi ben bir saattir bedavaya geziyorum. Hadi canım. Son $1000'ımı da taksiye veriyorum. Lan yurt dışında taksi bu kadar pahalı mıydı? Şu an üzerimde son $1000 vardı ve onu da verdim. Taksi lazımdır abi. Taksi lazımdır abi. Aynen yürü. Aynen. Üzerimde son $1000'ım vardı ve artık o da yok anasını satayım. Yok, sıfır bak. 5 kuruşumuz kalmadı. Burası tabii kapalı bu saatte. Sabah olunca buraya geleceğiz. Sabaha kadar ne yapsak? Bir yerde yatıp uyumamız lazım. Bank mank falan bir şey yok mu? Lan burada daha etrafta kimseyi de tanımıyoruz. Nasıl yapsak bilmiyorum. Lan geldik ve dolandırıldık. Normalde Türkler yabancıları dolandırırdı. Yabancı Türk'ü dolandırdı. Niye böyle oldu? Ben şurada bir yerde yatsam fark eden olur mu? Sabah olsun. Sabah olsun artık. Öyle gideceğiz. Para kazanmamız lazım. Umarım bizi işe alırlar. İşe almazlarsa eğer zaten sıçtık. Lan bank mank hiçbir şey yok yalnız. O zaman ben şöyle... Evet... O zaman biz bu uyuyalım. Sabah olsun bakalım. Ondan sonra görüşürüz. Evet, sabah oldu. O zaman artık kalkabiliriz. Umarım açılmıştır orası. Ona bakacağız. Açıldıysa eğer umarım iş verir bize ya. Şu üstümüz başımız çok kötü. Evet farkındayım. Ama derdimi anlatmam lazım sonuçta. Yeni geldim. Şu an kendimi Türkiye'de çalışan şu Afgan işçiler gibi hissediyorum ya. Suriyeli iş... Allah! Osman'ım nereye gidersin? İnşallah iş verirler. Vallahi abi bak yemin ediyorum. Dur adama anlatacağım. Derdimi adama anlatacağım. Açık mı bura? Yürü. Oho bu yabancılar da bayağı ötlekmiş ha. Türkiye'de olsak... Hepsinin... Merhabalar ablacığım. Nasılsınız? Abla ben kapınızın önündeki ilanı gördüm. Kurye ihtiyacınız varmış galiba. Vallahi kaç yıldır motor sürüyorum. Benden daha iyi motorunu bulamazsın. Taşak geçiyor benden. İsterseniz motor olarak bile çalışırım. Bir tane motor kurye alın. Benim motor yapsın sürsün. Aldın mı beni işe? Abla sana kurban olurum. Kaç para maaş vereceksin? Kaç para bana verirsin bana? Abla ne alkışlıyorsun gözün? Ayı mı oynuyor burada? O kadar da değil tamam. Dalga geçme. Üstümüz başımız birazcık kirli olabilir. Ama 5 kuruşum yok. Yemin ediyorum bak son $1000'la geldim bu ülkeye. O paramı da bir tane taksici beni dolandırdı. Onu verdim. Çalışacağım şu anda burada. Rızkımla paramı kazanacağım. Üstümü başımı saçımı sakalımı her şeyimi değiştireceğim abla söz veriyorum. Evet abi. Jilet gibi şey olacağım. Motokurye olacağım. Eğer istersen motor da olurum. Yeter ki işe al. Aldın tamam parayı konuşalım. Paket başına $1000 mı? Paket başına $1000. Oo Allah abla yemin ediyorum yanlışlıkla yaptım. Yemin ediyorum yanlışlıkla yaptım. Ben ne konuşuyorum? Ah paket başına $1000. Paket başına $1000. Bir şekilde beyin kapasitesinin %100'ünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? %100 mü? Evet. Günde 10 paket atsam $10,000. Günde $10,000 kazansam ayda $300,000 yapar. $300,000 kazansam ben eve de çıkarım, arabamı da alırım. Yemin ediyorum. Oh, iyi ki geldim buraya. Kurtuldum. Çok mutluyum. Tam olarak söyleme şeklimle dans etmiyor mu ya karakter? Ablacığım o zaman bana şu motoru göster de ben direkt başlarım ya. Vallahi direkt başlarım. Ne abla nereye gittin? Ben çıkıyorum sen içeriye mi girin? Abla! Aha! Abla buraya motoru koydu kaçtı yakaladım. Motorum bu sanırım tamam bununla gideceğim.
Bu arada işimiz de şöyleymiş ha, sadece motokuryer değiliz. 1000 dolar olma sebebi oymuş. Ben bayağı burada işimi kendim yapacağım ya. Bak mesela hemen bir ilk sipariş mi geldi? Hemen ellerimizi yıkayalım. Lütfen ellerimizi yıkayacağız. Tabii böyle aralarını yıkıyoruz. Korona var sonuçta. Güzelce paketimizi hijyenik bir şekilde götüreceğiz. Oh, ellerimizi yıkadık. Sonra etimizi pişirelim. Bak eti pişirmesine kadar biz yapıyoruz. Paketlemesini de yapıyoruz. Götürüyoruz. Tertemiz. Oh Allah çarpsın, karnım acıktı. Gerçekte karnım acıktı bu arada. Ete bak lan. Oh şöyle orta pişmiş istemiş. Tamam. Şöyle çok fazla tutmaya gerek yok. Hemen cızbız olsun. Alıp götüreceğim. Tamam. Daha orta pişmiş ya. Alıyorum bunu. Oh tamam. Bir pakette kola var. Tamam. Kolayımızı da alalım. Abla burada bir şeyler yandı. Yemin ediyorum. Yaptım. Patron hanım. Tamam, ben aldım mı içeceğimi de ya? Aldım galiba. Mikrodalgamda ısıtırım en kötü soğursa. Tamam şöyle. Nerede paketliyorum ablacığım? Pardon. Vallahi biz Türkler hep böyle samimiyizdir de ondan, yemin ediyorum. Takoyu paketleyeyim. Eti pişirdim. Otakun orasına mı koydum? Yemin ediyorum canım çekti ya. Ne yapıyorsun oğlum, bu nasıl paketlemek? Neyse. Görmemiş ne yapsın? Görmemiş ne yapacağınız? Yapacak bir şey yok. Hemen şu paketlemesini yapsın. Sonra da adresimizi versin. Bir adrese gidelim. Çok heyecanlıyım. Şimdi bize bir seferlik gösteriyor tabii patron. Evet abi. Nereden, oradan mı götüreceğim? Tamam. Ablam dedim, yine patronum. Patronum. Özür dilerim. Tamam, paketlemeyi yaptım. Tamam, çıktım. Kızma. Tamam ablacığım, kızma. Tamam, buradan da adresimi alıyorum. Aldım adresimi. Tamam. 5 dakikam var. 5 dakikada yetiştirmem mi lazım? Abla sen var ya, bak yemin ediyorum sana dedim ki motor olurum, motor. Görüşürüz. Görüşürüz kanka. Teşekkürler. Allah! Lan ilk işime çıktım lan. Lan Türkiye'de kimse iş vermedi. Atom karınca gibi geziyorum ha. Yemin ediyorum atom karınca gibi geziyorum. Açılın yoldan, bir bela geliyor. Bir de şimdi kaskıma GoPro, böyle birazcık para kazanayım tamam mı? Kaskıma GoPro takarım. Ondan sonra motovlog kanalı açarız bir de YouTube'da. Birazcık da oradan para gelir. Allah çarpsın, çok mutluyum. İlk paramızı kazanacağız. Türkiye'de Fehmi'ye kimse para vermedi. Kimse işe almadı. Ne tecrüben var dedi. Senin çalışasın yok dediler. Burada geldik. İlk yaptığımız başvuruda, hatta ilk girdiğimiz dükkanda işi kaptık. Bak atom karınca gibi geziyor Fehmi, görüyorsunuz mu? Bak. Lan oğlum ya. Bakalım. 1000 dolar alacağız paket başına. 1000 dolar ne demek? Çok iyi be. Açılın yoldan, bir bela geliyor. Biz para kazandıkça bu motoru da yükseltiriz olmadı. Baktık parayı arttırırsa, kendi motorumla çalışırsam belki parayı da arttırır. Vallahi güzel olur ha. Aha, paketi bırakacağımız yer galiba burası. Merhabalar abicim, siparişiniz varmış sanırım. Şöyle siparişi teslim edeyim. Temassız teslimat. Ben açar mısınız? Bakıyorum yok, temassız değil. Abicim açın kapıyı. Açın kapıyı. Tamam. Hoppala ve geri dönüyorum. Ne kadar aldım? Ve 1000 dolar. İşte bu be. 1000 dolar. Paket başına 1000 dolar. Bir şey diyeceğim, ben şimdi bütün sattığım parayı ben mi alıyorum? Dükkana vermiyor muyum para? Olur. Bana uyar. Bana uyar. Vallahi hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok bana dair. Evet abi. Şimdi o zaman hemen dönelim. Hemen birkaç bin dolar yapalım arkadaşlar. Paketleri dağıtalım. Tabii sipariş gelmesi lazım. O arada vakit kaybı birazcık. Onu bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. O kadar da değil. Şimdi hop. Lan. Neredeydi lan dükkan? Ya önümüzde maganda var. Şu sürüşe bak ya. O nasıl sürüş abi? Oha arabanın ağzına tükürdü ya. Oğlum Türkiye'de de var buna. Bak oha. Oha. Evet, ilk paketimizi koyduk. Şöyle motorumu park ediyorum. Arabanın güzelliğine bakar mısın ya? Bir gün benim de böyle arabam olacak. Belki motokuryeden bunu kazanamayabiliriz ama şu an 3-5 bir şeyler kazanalım buradan. Aha sipariş gelmiş. Sipariş mi gelmiş? Allah. Hemen elimizi yıkayalım. O kadar arabayı elledik. Havle ve la kuvvete illa billahil alil azima. Kardeş. Yolda araba gördüm, onu elledim. O nasıl el yıkamak lan? Ellerimi şey gibi yıkıyorum. Yeteksinizde çıkan şeyler vardı ya. Böyle neydi? Toplama işlemi yapıyorlardı böyle hızlı böyle. Ellerini öyle yapıyorlar. Tam onlar gibi yıkadı ellerini. İçeceğimi de aldım. Koş hemen paketleyelim. Hemen bir an önce gideyim de yeni işe yetişecek. Paketleyelim. Allah kahretmesin. Bunu kim böyle bıraktı ya? İyi de ben niye temizliyorum bunu? Ben paketçi değil miyim? Etleri pişirmiyor muyum? $1 veriyorsak böyle ha. Anladım, eyvallah. Sifona basar geçer giderim. Allah Allah. Sifona basmaya erinmiş sanki, ne var? Al bas, temizlendi. Ben gidiyorum. Paket geç kaldı. Dur. Adresi almayı unuttum. Şuradan adresi alayım hemen. Ver adresi. Tamam. Yardır anam. Tamam patronum, çıkıyorum. Çıktık tamam. Hemen basalım. Lan
şuna bak, ilk pakette 1000 dolar kazandım lan. Şimdi ikinci pakette 2000 dolar olacak. Sonra telefon alayım gideyim ya. 2000 dolar telefon yok gerçi. Kaç paket daha atayım, güzel telefon alırız. İyi, bakalım nasıl bir eve geldik. Kurye Fehmi. Moto Kurye Fehmi. Bence güzel isim. Hop. Selamun aleyküm. Şöyle motorumu park ediyorum. Şöyle koydum. Bu ev mi, şu ev mi? Galiba şu ev. Merhabalar efendim, paketiniz varmış. Size lütfen açar mısınız? Paketiniz varmış, buyurun. Kurye lütfen paketinizi alır mısınız? Abi böyle kurye olduğunu düşünsenize, bağırıyor çağırıyor sürekli. Ve 1000 dolar da, Allah razı olsun, teşekkürler, güle güle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hemen motorumu alayım. Dönüş. Ah, bir de müzik açarız arkadan. Telifsiz müzik. Ah, dinleye dinleye. Fehmi mutlu çünkü. 2000 dolar kazandı. Daha ayak bastığı ikinci gün. İkinci gün daha bu. İlk gün zaten akşama kadar dolandırıldık resmen. Artist artist sürebiliriz. Bununla ön kaldırılıyor mu lan Fehmi? Bununla elin kalkmıyor ama olsun be. Şöyle birazcık bir para yapalım. Burada var ya. Lan 5000 dolara falan güzel motorlar var aslında burada. Ülkede yaşamıyoruz ki. Aslında motorumuzu değiştirebiliriz. Evet abi. Hatta belki daha fazla para kazanırız. Evet abi. Dur bakayım. O zaman hatta birazcık daha para yapalım, tamam mı? İkinci bölümde ikinci bölümde efsane bir şey yapıyoruz. Şu an artık ikinci bölümde izlersiniz. İkinci bölümde izlersiniz. Yapacak bir şey yok. Evet abi. Yanıma bir gideyim. Paket gelmiştir, hemen paketimi alayım. Hemen belki yeni paket gelmiş. Allah Allah, dur lan, motorda bir şey yok değil mi? Ne oluyor lan? Osman'ım nereye gidersin? Lan oğlum sen ne yapıyorsun adamı? Lan lan, bırak lan elindeki sopayı. Oğlum biz Türk'üz lan, Türk Türk. Elinin körüne gider. Ne yapıyorsun oğlum sen? Sen ne zannediyorsun lan milleti? He? Lan bu ne buranın? Bu devletin polisi molisi bir şey yok mu ya? Abicim iyi misin? Abicim alo. Ne oluyor lan? Neyse ben gidiyorum ben. Benim işim gücüm. Aa, yeni paket gelmiş. Yeni paket gelmiş, o zaman hemen paketimizi alalım. Ellerimizi yıkayalım. Patrona bunlardan belletmek asla yok. Patronun haberi olmayacak bunlar. Hemen ellerimi yıkayayım. Tamam. Derimizi pişirelim. Aa, bu çok pişmiş. Çok pişmiş istemişim. Bol bol pişirelim bunu. Yakacağım lan. O kadar çok pişireceğim ki böyle müşteri diyecek. Helal olsun lan, çok pişmiş dedim. Harbi çok pişmiş getirmiş diyecek. Oradan belki bahşiş falan verir. Kömür götüreceğim. Hemen şöyle. Oh, bayağı yak. Bayağı yak. Tamam. Yine kola istemişler. Lan hepsi de kola istiyor ha. Vallahi herkes kola içiyor, yemin ediyorum. Hemen koş koş koş, hemen bunu paketlemesini yapayım. Evet, paketlememiz de bitti. Adres neresi ki acaba? Hadi yakın olsun, yakın olsun. Hadi yakın olsun. Hadi yakın olsun. Bakıyorum. Ana. Benim gibi lan. 1 liran var mı? Ne kadar param var? Al lan 100 dolar. Al lan. La telefonum var, benim daha telefonum yok. Lan manyağa bak daha. Neyse oğlum, neyse hadi. Yine dolandırıldık ayaküstü 100 dolar ya. Benim daha telefonum yok, adama 100 dolar verdim ya. Ayaküstü yine dolandırıldık ya. Neyse devam baba, gidiyorum. Yakın mı? Yani yine çok yakın değil. Neyse olsun. Şunu da atayım bir, hemen 3000 dolarım olsun. Atom karınca Fehmi geliyor. Atom karınca Fehmi. Neyse böyle yaparak yolu şey yapıyorum. Uzatıyorum. Basayım ben en iyisi. Evet abi. Dağın başında mı oturuyor? Nereden oturuyor ya? Önce patrona söyleyeyim de buraya paket getirmeyek bir daha ya. Kaç saat oldu abi geleli? Kaç saat sürdü? Pardon. Daha akşam oldu. Büyük ihtimal daha yatarız. Acaba patron dükkanda yatmaya izin verir mi lan? Soracağım onu bakayım dönünce patrona. Güzel olur ha. Kalacak yerimiz yok. Birazcık para daha kazanalım. Sonra yaparız. Kalacak yer buluruz zaten. Onu bir soracağım bakalım dönünce. Buyurun efendim. Paketiniz. 1000 dolarımı alayım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Arabam dur şimdi şu dükkanın konumunu navigasyondan işaretleyeyim. Ne kadarımız oldu? Bakıyorum ne kadarım olmuş. 2900 dolar. Lan 100 dolar da dilenciye gittik verdik, adam iPhone çıkardı ya. Allah Allah. Mazot parası falan komple dükkana ait ya. Yani 1000 dolar motor da onların. 1000 dolar %100 kar. Patronla ben şeyi de konuşayım. Eğer kendim motor alırsam, yani paketleri daha hızlı götürürsem, kendi motorumla çalışırsam zam yapar mı? 1000 dolardan daha fazla yapar mı? Onu da soracağım. Hemen gidelim. Atom karınca Fehmi geliyor lan, gecenin saat kaç oldu ya, gidelim yatalım, daha dükkanı kapatıyordur büyük ihtimal zaten patron. Umarım patron oradadır bu arada. Bazen olmuyor, ne yaptı belli olmuyor vallahi. Allah azza kaza yapıyorduk. Açılın lan, Fehmi iş buldu oğlum. İlk gününden 3000 dolar para yaptı Fehmi oğlum, açılın. Fehmi mutlu, Fehmi gibi olun. Alo. Şşş, düzgün sür, düzgün. Şşş. Alo, düzgün sür o arabayı, o arabayı. Aa, şu aynaları kullanacağım. Tamam, 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 saygılar, sevgiler, tamam, tamam, tamam. Çatışma çıktı orada. Ben uzadım. Silahı varmış. Tabancası varmış ya baba. O sen dur oğlum, biz Türk'üz lan. Orada vallahi çatışma çıktı. Ben giriyorum. Patronum. Beyler hoş geldin kardeş. Kapatıyoruz değil mi bu saatte artık? Kapatıyoruzdur diye düşünüyorum. Evet abi. Tamam. Patronum sizden bir şey rica etsem. Evet abi.
Ben yani biliyorsunuz 5 kuruş param yok ve kalacak yerim de yok. Ben mesela dün daha geldim buraya. Arkada bir yerlerde yattım. Ha derseniz hiç sıkıntı yok. Ben yine arkada bir yerlerde sokakta uyurum. Ama izin verirseniz ben dükkanda kalsam. Olur olur olur. Vallahi hiç sıkıntı yok. Tamam patronum. Siz cansınız. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki karşıma çıktınız. Gel lan. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Size bir soru daha soracağım. Evet abi. Ben kendi motorumu alsam kazandığım paralarla acaba zam yapar mısın? Evet biliyorum daha günden. Gerçekten mi? Kendi motorumla yaparsam zam olur mu? Evet abi. Siz 2000 dolar olur mu? Siktir git git. Olmaz mı? 2000 dolar olur ya olsun. Kendi motorumla çalışacağım ama ben o kadar para daha eve çıkacağım edeceğim. Tamam. Anladım. 1500? Olur 1500 alır. Ha vallahi var ya sizi çok seviyorum patronum cansınız siz. Yemin ediyorum çok seviyorum. O zaman ben şöyle etrafı temizleyeyim. Uyuyalım sabah erken kalkacağız. Allah çarpsın çok mutluyum. Çukkudu 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 çukkudu. Oh vallahi var ya benden mutlusu yok. Sıcacık mis gibi yerde yatacağım be. Oğlum lan Türkiye'de bile böyle mis gibi yerde yatamıyordum be. Yandan. Nerede uyusam? Bakayım şurada içeride bir yerler var mı? Yok lan burası dışarı çıkıyor. Dışarıda uyumak istemiyorum. Tamam ben o zaman şu etrafı bir temizleyeyim. Ondan sonra yatıp uyuyalım hadi. Abi şöyle şuraları şöyle. Sil babacım Oh. Kirli hiçbir yer kalmasın. Sil baba sil. Tabureyi de sil. Şöyle duvarları sil. Kapıyı sil. Her yeri sildim yemin ediyorum. Her yeri bal dökyala yaptım. Bütün masaları vallahi bal dökyala yaptım ya. Ben şu dolapları da sil, sandalyeyi de sil. Temizlik vallahi yordu. Etrafı da süpürdüm zaten. Süpürgeyi fırlattım direkt oraya sabah alırım. Ben şurada bir yerde kıvrılıp yatayım ya. Kapıları da kilitledim. O zaman şurada kıvrılıp yatıyorum. Oh be. Fehmi yemin ediyorum artık hayalini kurduğu hayatı yavaştan yaşamaya başladı. Bu pozisyonda hayaller kurardı. İş bulacağım, yurt dışına gideceğim. Güzel güzel çalışacağım diye. Gerçek oldu be. Şimdiden ne kadarı var? 1900 doları var ilk günden. İlk günden lan baga girdi karakter gülesim geldi. İlk günden 2900 doları var. Güzel olacak, güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Şu an mesela bu pozisyonda yine yerde yatıyor olabilir ama bir işi var ve sıcacık ortamda, sokakta değil. Sıcacık ortamda yatıyor. Evet arkadaşlar ilk bölümün sonuna geldik. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz hala abone olabilirsiniz. Videoya hala like atmadıysanız like de atabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Taksi lazımdır abi.